Merhaba arkadaşlar. Daha geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesiyle alakalı olan olay tüm ülkeyi sarsmıştı. Keza bu alçak suçu işleyenler de yakalanıp cezaevine gönderildi. Ve bugün ilk olarak haberlere fakirlikten dolayı öldüler şeklinde çıkarken daha sonraki sorgulamalardan, tutuklamalardan ve araştırmalardan anladığımız kadarıyla kasten ölüme terk etme olayını inceleyeceğiz. Yine 6 yaşındaki bir çocuk, yine şok olacağınız şeyler. Olay Eskişehir'de yaşanıyor. 3-4 gün önce Nur Elif isimli bir çocuk yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle bilgiler kısıtlı ama akrabası sayesinde Eskişehir'de bir hastaneye yatırılıyor. Çocuk hastaneye geldiğinde öylesine bakımsız, öylesine aç gözüküyor ki emniyet çocuğun planlı bir şekilde bu hale gelebilmiş olduğundan şüpheleniyor ve olayı araştırmaya başlıyor. Ölen çocuk ve abileri Yiğitcan ve Metin'in birisi 9, birisi 12 yaşında amcası ve halasıyla yaşadığı eve giden ekipler ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği amcayı ve halayı gözaltına alarak emniyete götürüyor. Ardından zanlılar çocuğa kötü muamele suçlamasıyla adliyeye sevk ediliyor. Şimdi ortada iki tane daha çocuk var. Dediğim gibi birisi 9, birisi 12 yaşında. Onlar da maalesef çok kötü durumdalar arkadaşlar. Onların da yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirtiliyor ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alınıyor. Diyeceksiniz ki anne baba nerede bu işin içerisinde? Anne de baba da arkadaşlar hapishanede. Şimdi asıl bombalar, olaylar buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Bu arada nasıl bir ortamda yaşadıklarını zaten şu anda ekrana bırakacağım. İzleyebilirsiniz. İnsanlar bu şartlar altında yaşıyorlar. Yaşamaya terk ediliyorlar. Şimdi olay sonrasında babaanne kaçıyor evden ve ölen kızın bir akrabası olan Gamze Akkoyun çocukların kaldığı alanı ve olayları şöyle anlatıyor. Anne ve baba birbirinin amca çocukları. Çocukların velayetini baksın diye babasının üzerine babaanneye ve halasına vermişler. Yani işin içerisinde bir babaanne durumu da var. Çocukları eve kapatmış, hiçbir şekilde dışarıya çıkartmamış. Ayrıca 3 kardeş bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Kapının üzerine zil takmışlar. Halısı bile olmayan boş bir odanın içindeymiş çocuk. O da komple rutubetli. Perdeyi tuttum, ellerim ıslandı. Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada yaşayamaz. Çocukların kapısına koyunların boynuna asılan zillerden takmışlar. Kapı açılınca duymak için. Çocuklar bir yere kaçmasın diye. Çocuklar da bir yere kaçmaya çalıştıklarında işkence ediyormuş. Sonra diyor ki bu kadın, biz çocukları bir şekilde kaçırdık. Çocuklara 2 kaşık çorba ve meyve suyu içirdik. Ama çocukların bedeni bunları kabul etmedi. Çünkü o kadar süredir bedenleri aç kalmış ki normal bir şekilde yemek yiyemiyorlar arkadaşlar. Bu nedenle uzun bir süre zaten serumla beslenecekler. Elleri yüzleri mordu, darp izleri vardı. Ambulansa çağırıp direkt hastaneye gönderdik. Çocuk ise kendisine ne oldu size böyle diye sorulan soruya karşılık abla bizi bir odaya kilitliyorlar. Bizi 3-4 gün odadan çıkarmıyorlar. Yarım parça ekmek veriyor. Onu da 2 kardeş bölüşüp yiyorduk. Ben erkek olduğum için çişimi pet şişeye yapıyordum. Büyük tuvaletimi üzerime yapıyorum dedi. Çocukların bir diğer akrabası olan Ebru Çoknur ise bir babaanne, bir amca, bir hala yeğen öldükten sonra bırakıp gider mi? Kaçar mı? Suçu olmayan kaçmaz. Hani neredeler diye tepki gösterdi. Adalet istediklerini belirtip bu işin peşinde olacaklarını söyledi. Şimdi tabii ki akıllara sorular geliyor. Sonuç olarak akrabasısın. Yani bu olayları öğrenebilecek durumdasın. Ki zaten başka akrabalar bu olayları öğrenip daha sonrasında polise sevk ediyorlar. Olaylar bize kadar ulaşıyor. Neden daha öncesinde bu olaylara ses çıkarılmadı? Neden bu çocuklar işte aylardır yok kardeşim bir bakalım ya da sen bu insanlarla beraber büyümüşsün, akrabalarısın. Neler oluyor bu evde? Bu insanlar bunu yapabilecek durumdalar mı? Sorgulaman gerekmez mi? Az buçuk akrabanın ekonomik durumunu bilirsin. Bu çocuklara bakacak haldeler mi ki? Zaten söylediğim gibi arkadaşlar çocuklara bakacak halde olmalarının yanı sıra çocukları bilerek ölüme terk ediyorlar. Yani nasıl bundan bir çıkarları var ya da bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Sakladıkları bir şey olabilir. Bu olayın daha çok araştırılması gerekiyor zaten. Ya da tamamıyla bir nefretten dolayı bu da yapılıyor olabilir. Ancak 6 yaşındaki o çocuk yaşanan tüm bu travmalara, yaşanan tüm bu olaylara dayanamamış. Fakat ortada 2 tane daha çocuk var. 9 ve 12 yaşında. Belki yaşları daha büyük olduğu için, belki erkek oldukları için daha dirençli oldular ve ölmediler ama onlar da ölebilir. Ki bu travmayı hayatları boyunca maalesef atlatamayacaklar. Ve düşünsenize yani 9 yaşındasınız. Akrabalarınızın yarısından fazlası ki bunlar amca, hala, anne, baba, babaanne gibi sizin için çok önemli olabilecek değerler. Hapishanede ve hapishaneye gitmelerinin sebebi de sizsiniz. Sizi aç bırakmaları. Kardeşinizi ölüme terk etmeleri. Ne kadar acı bir olay. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Kaçan babaanne yakalandı. E tabii ki bir kişi kaçıyorsa kesinlikle ortada bir suç vardır. Suçu olmasa neden kaçsın? Gider der ki biz gerçekten çok fakirdik. Ki gerçekten çok fakir olsam bile gidersin bütün sosyal hizmet kurumlarına, ne kadar varsa kapı çalarsın, yine de o çocuğun ölmesine izin vermezsin. Ancak dediğim gibi çocukların üzerine takılan zillerden bahsediliyor. Çocukların tek bir odaya kapatıldığından, rutubetten bile insanların nefes alamadığı bir ortamda çocukların yaşamaya mahkum bırakıldığından bahsediliyor. Dünya gerçekten iğrenç bir yer. Bu olay daha çok araştırılacaktır. Belki arkasından daha farklı sebepler de çıkabilir. Ancak son bir ayda 2 tane özellikle 6 yaşında çocuğun bu şekilde travmatik travmalara maruz kalması ve bir tanesinin de yaşama veda etmesi beni çok derinden etkiledi. Niçin bu şekilde olaylar çoğaldı ya da bize mi öyle geliyor bilmiyorum ama ben yani hatırlıyorum 2 sene önce falan bu kadar derinden etkileyebilecek bizi olaylarla alakalı konuşmuyordum. Daha böyle genel meseleler hakkında değiniyorduk. Bugünse gündemimiz bir şekilde değişti ve bugün 6 yaşındaki çocukların başlarına gelen olaylardan konuşmaya başladık. Evet, bir insan gerçekten fakir olabilir ancak bir insanın ölüme terk edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bugün bu olayı aktarmak istedim sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.